Merhaba gençler. TYT temel matematik çözümleri 1. soru. 1. soruda bize söylediğim düzgün altıgen verilmiş ve O noktasında 2 tane karınca varmış. Tüm kenar uzunlukları 1 birimmiş. Şurası 1 birim, A, B, F, A buraları hepsi birer birim. Dolayısıyla O, A da 1 birim. Buraları da birbirine eşit olacak. Yani bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi bunlar harekete geçiyorlar aynı anda. Kullandıkları yolu bir daha kullanmamak koşuluyla 2 birimlik yol alıyorlarmış. Şimdi bakıyorsunuz toplamda 6 tane farklı yolum var. Örnek veriyorum ben size. Mesela O noktasından başlasınlar bunlar. Şimdi E noktasında buluştuklarını varsayalım. Bu karınca böyle gidip böyle gelebilir. Böyle değil mi? 2 birimlik yol alıyor. Çünkü hepsi birer birimlik. Bu karınca da böyle gidip OD'ye gidip DE'ye de gidebilir. Yani tüm noktalardan bunlar her birini ayrı ayrı düşündüğümüz takdirde 6 farklı yolum olacak karıncalarım için. Tüm durumda ne? 6 tane noktam var benzer şekilde. 2 tane de karıncam var. Tüm durum zaten 36. Sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 6 cevap Ceyhan. İkinci soru. Bir kuyumcu elindeki renkli taşları ipi dizecekmiş ve 30 tanesini kullanarak bileklik yapıyor. 30 tane taş kullanarak bileklik yaptı. 68 taş kullanarak da kolye yapıyormuş. Bu kuyumcu 3 kırmızı, 3 yeşil, 3 kırmızı, 3 yeşil, 3 beyaz, 3 mavi taş kullanarak bir ipe bileklik diziyor şimdi. Bakıyorsunuz burada bir örüntü oluşuyor gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra tekrar başa dönüyor. 3 kırmızı, 3 yeşil, 3 beyaz, 3 mavi benzer şekilde devam ediyor. Kaç taş kullanıyor? 30 taş kullanıyor. O zaman 3 kırmızı, 3 yeşilde durduk. Toplamda zaten burada bileklik oluşması için 30 taşımızı kullandık. Şimdi benzer şekilde Kore'de ise ne demiş? 4 yeşil, 4 yeşil, 4 beyaz. Fark et, 4 kırmızı, 4 beyaz, 4 mavi taşı dizdikten sonra tekrar başa dönüyormuş. Şimdi bu örüntüyü oluşturduktan sonra bundan 4 tane olacak aramızda. Daha sonra 4 tane yeşile geldiği zaman 68 tane taş kullanmış olacağız. Şimdi bakıyorsunuz 60 adetmiş toplam kullandığı bileklik ve kolyelerin toplamı. O zaman bilekliğe ben x tane dersem, x tane der isem kolyeye 60 eksi x tane diyeceğim. Şimdi bakıyorsunuz 1 adet bileklikte kaç tane kırmızı var? Saydık. Kırmızı 3, 3, 3. Toplam 9 adet kırmızı var. Kırmızı. X adet bileklikte 9x tane kırmızı olur o zaman. Öyle değil mi? Benzer şekilde kolyede de ne olacak? Bir adet kolyede kaç tane kırmızı taşımız var bizim? 16 kırmızı taşımız var. Kaç adet demiştik? 60 eksi x'i değil mi? 60 eksi x adette ne kadar olacak o zaman? 60 eksi x çarpı 16 olacak. Bakıyorsunuz ne diyor? Kolyelerin ne demiş burada? Yaparken 160 eksikmiş. Hemen denklemi kuralım o zaman. 9x o zaman artı 160 eşittir 60 eksi x çarpı 16. Bunu dağıtıyorsunuz buraya. X'i bulacağız. 9x artı 160 eşittir 960 eksi 16x. 20 bunu buraya attım. 16x'i diğer tarafa attım. 25x eşittir 800 ise x buradan 32 gelir. Biz de 32 adet bileklik zaten. Tane x demiştik. X tane demiştik. X'i de 32 bulduk. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. ABC 3 basamaklı sayı ve tek sayıymış. AB'den farklıymış. A üssü BC şartlarını sağlayan ABC 3 basamaklı sayıların sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakıyoruz. 1 üzeri 0 1'dir. 101 geliyor zaten. Tam bütün şartları sağlıyor. 1 üzeri 1 1. Yalnız burada A eşittir B olmayacaktı. Farklı olacaktı. O yüzden bunu almıyoruz. Bunu zaten otomatiğe bağlıyorsunuz. 1'in karesi 1. 1'in kübü 1 geliyor. 131 geliyor. 1 üzeri 4 1.
141 geliyor. Bakın 1 üzeri 5'ten geldi. 1 üzeri 6'dan geliyor, 7'den geliyor, 8'den geliyor, 9'dan geliyor. Buradan 9 tane geliyor. Daha sonra 2'ye geçelim. 2 üzeri 0,1, 2 üzeri 1 zaten geliyor. Bütün şartlarımızı sağlıyor. 2 üzeri 1, 2. Ama 202 çift geldiği için bu sağlamadı. O yüzden değerlerine bakmıyorsunuz. Zaten hemen otomatiğe bağlanıyor. 3 üzeri 0 düşünüyorsunuz. Hemen geliyor değil mi? 301 tek sayı geldi. 3 üzeri 1'in kuvvetine bakıyorsunuz. 313 geldi. 313 geldi. 3'ün karesine bakıyorsunuz. 9. 329 geldi. 3'ün kübüne baktığım zaman ne gelecek? 27 gelecek ama 3 basamak sayıydı. O yüzden direkt kestik. 4 üzeri 0'dan 401 geldi. 4 üzeri 1 geldiği zaman ne olacak? Çift geldiği için almadık. 5 üzeri 0, 1. 501 geldi. 5 üzeri 1, 5. 515. 5'in karesi 25 gelecek. 3 basamaklı olmayacak. Dolayısıyla almadım. 6'ya bakıyorsunuz. 6 üzeri 0, 601 geldi. 6 üzeri 1 çift gelecek. Direkt gitti artık. 7 üzeri 0'a bakıyorsunuz. 701 geldi. Birinci dereceden üstüne bakalım. 7 üzeri 1, 717 geldi. 7'nin karesi alamam. Çift şey olacak. 3 basamak sayı olmayacak. 8 üzeri 0, oradan da 801 geldi. Benzer şekilde ne kaldı? 9 kaldı. Bakın hemen hızlı çıkıyor zaten otomatikman. Burada uzun olduğuna siz hiç aldanmayın. Buradan da 901 geldi. 9 üzeri 1 eşittir 9. Buradan da 919 geldi. Tüm değerleri saydığım zaman 22 tane değer alıyor. ABC sayısı. ABC 3 basamaklı sayılarının sayısı. Cevabım Ceyhan. Dördüncü soruda böyle bir şey tanımlamışlar bize. A demiş ki x bölü y artı t bölü z olarak tanımlamış. Benzer şekilde b'yi de hemen geliyorsunuz yerine yazıyorsunuz. X, y, z, t benzer kural. Yukarıdaki kuralın aynısını yazıyorsunuz. A'yı yazdıktan sonra artık işleme kalmış. Hemen ne yapıyoruz? A'dan a'yı bulalım ilk önce. Şöyle a eşittir diyelim. Ne yapıyorduk? Payı normal bırakıyorduk. Öyle değil mi? 2 bölü 3. Paydayı ters çevirip çarpıyorduk. 6 bölü 5 artı 1 bölü 2 sabit kaldı. Paydayı ters çevirdim. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra payda eşitleyip toplayacağım. Şunları sadeleştirdim. 2 oldu. Buradan ne geldi? Çarptığım zaman 4 bölü 5. Şöyle eşittir yapalım. Eksi. Şu eksiyi ortaya aldım. Burası 1 bölü 10 yaptı. Payda eşitledim. Cevabım 7 bölü 10 geldi. A, B'yi de bulalım. Pay sabit kaldı. Paydayı ters çevirdik. 3 bölü 2 artı 2 bölü 5 çarpı. Bunu da ters çevirdik. Şöyle yapalım. Eksi 2 bölü 1. O da eşittir. 3 bölü 2. Burası eksi. Çarptığım zaman 4 bölü 5. Payda eşitledim. 10'da. 5'e genişlettik. 2 ile genişlettik. O da şöyle yapalım. 15 eksi 8 bölü 10. O da eşittir. 7 bölü 10. A artı B'yi sormuş. A'yı 7 bölü 10 bulmuştuk. B'yi de 7 bölü 10 bulmuştuk. 14 bölü 10. O da 1.4. Cevap Denizli. Beşinci soruda böyle bir şeyler tanımlamışlar. Şu işlemi sormuşlar. İlk önce üçgen içerisinde bir 21 yazalım. Üçgen içerisinde 21 yazdığım zaman kök 21 sayısına en yakın olan tam sayı. Şimdi şöyle düşünün. Bu 4'ten büyük bir şey kök 21. 5'ten de küçük bir şey ama 4'ün üstünde en yakın olduğu için 5'e daha yakın oluyor. Bu değerim 5 olacak yani. Üçgen içerisinde 21. Sonra geliyorsunuz yani bunu bulmuş olduk. İçini 21 bulduk. O zaman kare 5'i bulacağım. Kare 5 de küp kök 5 tam sayısının tam kısmı. Şimdi sayısının tam kısmını soruyor. Buradan 1 nokta bir şeyli çıkar. Tam kısmı da o zaman 1 olacak. O zaman şunun değeri ne oldu? 1 oldu. Artı. Şimdi karenin içerisine 273 koymuş. 273 küp kök. Bunun da ifadesi küp kökü düşündüğüm zaman 6 sayısıdır. 6 sayısını nereye yazacağım? Üçgende yer vermiş bu sefer. Üçgende yazacağım. Üçgen. O da ne diyor? Üçgenin kuralı neymiş? Şurası küp olacak tabii. En yakın olan sayı da
2 nokta küsur adlı bir şeydi. Bunun da tam kısmına gelecek. 2 gelecek. Toplamında ne geldi o zaman? 3 geldi. Cevabım Bursa. Şimdi 6. soruda değinmemiz gereken nokta pozitif verilen sayısı. İlk önce onu bir hatırlayalım. Pozitif verilen sayısı ne yapıyorduk? Şimdi asal verilen sayının asal çarpanlarını ayırıyorduk. Üstlerini bir artırıp çarptığımız zaman bana asal, şey veriyordu. Pozitif verilen sayısını veriyordu. Şimdi A sayısının pozitif verilen sayısı 6'ymış. Şimdi ne yapıyorduk? Asal çarpanların ayrılmış şeklinde yazıyorduk, öyle değil mi bu sayıyı? O yüzden ben şimdi 2, 3, 5 ve 7 sayılarını düşüneyim. 11'i düşünemem. 11'i neden düşünemem? Çünkü iki basamaklı sayı olmaz o zaman. Şimdi yani şöyle olmaz. Yani karesini kübünü aldığım zaman iki basamaklı sayı geçecek. O yüzden olmaz. Şimdi A sayısının o zaman maksimum olabilmesi için tüm toplamlarının en büyüklerini sormuş bana. 3 sayının, bu 3 sayının. Ne olabilir? Onu düşünmem gerekiyor. Şimdi o zaman maksimum olabilmesi için bir 7'yi bir düşünelim. Şimdi o zaman ben 7'nin karesini bir alayım. Değil mi? Bir de çarpı yanına 2 üzeri 1 ekleyeyim. Şimdi üstleri topladığım zaman bir arttırıp topladığım zaman gerçekten de 6 sayısını verdim. Şöyle 1 artırıp yani 2 artı 1 toplayıp çarptığımda 1 artı 1 gerçekten de 6 sayısını verdi bana. O yüzden A sayısı buradan en fazla maksimum 2 basamaklı sayı 98 gelebilecek. Benzer şekilde B sayısını düşündüğüm takdirde. Şimdi bir 2'den başlayalım. Bir de pozitif verilen sayısı 5 olacakmış. Yani bunun bir eksiğini düşünün. Üstü 4'lü bir şey aramam lazım. Mesela A üzeri 4'lü bir şey arayacağım. Yanlarına bir şeyler gelebilirse gelebilir. Şimdi o zaman nereden başlayalım? 2'den bir başlayalım. 2 üzeri 4 olsa 16 geliyor ama ben maksimum arıyorum. 3 üzeri 4 olsa 81 geliyor. Olabilme ihtimali var. Bir dursun. 5 üzeri 4 olsa o olmaz. Neden olmaz? Bu sefer 2 basamaklı sayı olmaz. O yüzden olmadı. Ne gelecek o zaman? A sayısı şöyle yani A dediğime bakmayın. Şu örnek olsun diye yazdım ben size. O zaman B sayısı burada ne gelecek? 3 üzeri 4'ten 81 gelecek. Benzer şekilde C sayısını da düşüneceksiniz. C sayısı da pozitif verilen sayısının 4 olması için 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 olacak. O da bana 96'yı verecek. Hepsinin toplamı. Şurası 81. Hepsinin toplamı 98 artı 81 artı 96 eşittir 275. Cevap Bursa gelecek. Yedinci soruda ise bir simit sayısını tanımlamış, bir de örnek vermiş. 121 sayısının asal çarpanları 11 çarpı 11'dir. Daha sonra bunların rakamlarını topladığı zaman 4 sayısını elde ediyor. Ve 121 sayısının rakamlarını topladığı zaman 4 sayısını elde ediyor şimdi. O zaman buna simit sayısı diyoruz. Hangi simit sayısıdır demiş. Bakıyoruz 104'e. Asal çarpanlarını ayırdığım zaman 2 üzeri 3 çarpı 13'tür. Tekrar tekrar toplayacağım yani. 2 artı 2 artı 2 artı 1 artı 3 10 yaptı. Bir de sayının kendisine rakamlarını topluyorum. 5 yaptı. Birbirine eşit mi 5 ona değil. O yüzden gitti. 170'e bakalım. 170 asal çarpanlarını ayırdığım zaman. Ne geldi? 2 çarpı 5 çarpı 17. O topluyoruz. 2 artı 5 artı 1 artı 7 15 geldi. Sayının rakamlarını topladığım zaman 8 5 15 eşit mi? Değil. Gitti. 290'a ayırdığım zaman 2 çarpı 5 çarpı 29. 2 artı 5 artı 2 artı 9 18 yaptı. Sayının rakamlarının toplamına eşit mi? Hayır değil. C'de gitti. D'ye bakıyorsunuz. 520'ye ayırdığım zaman topladığım 15 geldi. Eşit mi? Hayır değil. Bu da gitti. 728 sayısı. Asal çarpanlarını ayırdığım zaman 2 üzeri 3 çarpı 7 çarpı 13'tür. 2 üzeri 3, 2 artı 2 artı 2 artı 7, 13'ü de 1 artı 3 şeklinde yazdık. 17. Sayının rakamları toplamı da 17 yaptığı için bu bir sivil sayısıdır. Cevabım Edirne. Çektiğiniz soru asal çarpanları ayırma sorusu. Hemen paya bakalım. Burada bir payda eşit diyelim ilk önce. A karenin altında 1 vardır. B ile genişlettim. Burada da B'nin altında gizli bir 1 vardır. B ile genişlettim. 1 bölü B. Burada çarpı A. Hem bunu genişlettikten sonra A'yı da içeriye bir dağıtıvereyim ben. Daha sonra burası 1, 1'in altında gizli bir 1 vardır. B ile genişlettik. Genişleteceğiz yani. Hemen bakalım. Hem iki kişinin birlikte yapalım burada. Daha sonra şimdi bu ne gelecek burada? A kare. A kare çarpı B. Aynı payda da yazacağım artık. Artı
Bunu hem genişlettim hem a ile çarptım. AB kare geldi. AB kare. Eksi a geldi. Eksi b geldi. Şimdi burnun burnuna da çarptığım zaman. Bölü paydam b'di. Burası da AB eksi 1. Çarpım konumunda ters çevirdim. B kare çarpım konumuna getirdik yani. Bu da a kare eksi b kare. Bunlar bir kalsın yapacağız. Daha sonra şimdi şu a kare b ile a'yı bir ortak paranteze alalım. Neler ortak? A'lar ortak. A parantezini aldığım zaman şöyle a parantezini aldık. Burada ne kaldı? AB kaldı. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Eksi 1. Daha sonra bunları da B parantezine alır isek. Ne kaldı? AB eksi 1. Bölü B. Bölü AB eksi 1. Çarpı. Burası da B kare. Bölü A kare eksi B kare. Şimdi onlarla ilgileneceğiz. O da eşittir. Hemen burasını düzenleyelim. Şurası B. Burada da neler ortak? AB eksi 1, AB eksi 1 parantezine alırsak. A çarpı B eksi 1 parantezine aldım. Ne kaldı burada? A artı B kaldı. Çarpı 1 bölü. Burası zaten AB eksi 1. Çarpı. Burası da B kareydi. A kare eksi b kareydi. A eksi b çarpı tam kare a artı b şeklinde yazdık. Şimdi şurası ab eksi 1. Ab eksi 1'leri götürdü. A artı b artı b'yi götürdü. Buradan bir tane b gitti. Buradaki b'yi götürdü. Geriye ne kaldı? Yukarıda b kaldı. Aşağıda a eksi b kaldı. Şuraya yazalım. O zaman b bölü a eksi b geldi. Dokuzuncu soru, doğalgaz faturası ücretlerini belirleyeceğiz. Şimdi A'ya bakalım. A'ya 1 metreküp, aslında biz ne bulacağız biliyor musunuz? Şöyle 1 metreküp fiyatı ile 1 metreküp fiyatı artı bir de 1 metreküp başına düşen dağıtım bedeli bulduktan sonra bir ayda 40 metreküp harcadığı için 40'ta çarpacağım. Bunu buldum. Sonra şöyle yapalım. 40'ta çarpacaksınız. Bir de sabit ekleyeceksiniz. Sabiti. Sabit ücreti de var. Aylık. Şimdi A'ya baktım. 1.4 artı 0.2 1 metreküp başına düşen dağıtım bedeliydi. 1.6 yaptım. Çarpı 40 o da bir ayda kullanılan metreküptü. 40 o da işte 64. Sabit ücreti 5 TL'ymiş artı 5 69 lira yaptı. B'ye bakalım. B'ye 1.2 artı 0.3 1.5 çarpı 40 bir ayda yaptıydı. O değiştir 60. 7 TL'de sabit ücreti 67 lira yaptı. Benzer şekilde C ve D'yi de bulduk. E'yi de bulduk. Burada en az fatura hangisini çıkarıyor? D 60 çıkarıyor. Cevabım Bursa oldu. Onuncu soruda A çift sayı, B tek sayı olmak üzere. Aşağıdakilerden hangisi, yani kaç tanesi daima çifttir demiş. Şimdi 1'e bakalım. Şimdi A artı 2 üzeri B demiş. Şimdi bu bir çift sayı. A ile çift dedi, toplamı çift yaptı. Çiftin üssü tek. Tek ya da çift olsun hiçbir şey fark etmez. Daima çift gelir. Bir doğru. Şimdi A çarpı B kareye bakalım. Şimdi tekin üssü kare. Ama daima ne gelir? Tek gelir. Bu da çift bir sayıydı. Tek çarpı çift de çift gelir. Bu da doğru oluyor. 3'e bakalım. A kare çifttir. 2B çifttir. Çifte çiftin toplamı çifttir. Şimdi çiftin çifte bölümü tek de olabilir, çift de olabilir. Yanlış. Şimdi A faktöriyel. A faktöriyeli 0 faktöriyel olarak düşünelim. Artı 2 B faktöriyeli de burasında B faktöriyeli 1 olarak düşünelim. Toplam ne yapıyor? Tek yapıyor. Olmuyor. A artı 3. Yapar B artı 3 demiş. Şimdi A çift sayı 0 olarak düşünebilirsem ne gelir?
B artı 3'ün bir gelecek, tek gelecek, o da değil. İkisi daima çift gelecek. 1 ve 2. Birinci soru. Şimdi A'yı bir inceleyelim. A'yı ne vermiş bize? X artı 2y. Bunu parçalayalım. Yani x bölü y artı 2y bölü y olsun. Şunlar birbirini götürdü. Yani ne geldi? X bölü y artı 2. Bakın 2 tam. Artık bu nasıl bir sayıysa. Bir de şöyleymiş. 0 küçüktür, x küçüktür ya. Yani aslında bu benim bir basit kesirim. Öyle değil mi? 2 tam olacağı için şimdi a gitti, b gitti. Öyle değil mi? Ne kaldı? E de gitti. C ve D şıkları kaldı. Şimdi basit bir kesir olacak. Pozitif olacak bir de. Şimdi hangisi olabilir bu durumda? Yalnız şu da var. 2'den büyük pozitif olacak. Bir de basit kesir olacak. O yüzden direkt bakın 2 tam 3, yani daha büyük bir şey olamaz. O yüzden cevabım Ceyhan. 12. soru. Şimdi Yusuf bir A sayısının A bölü B'sini C bölü D'sini hesaplarken A sayısının A bölü B çarpı bu C bölü D'yi bakın ters çevirmiş. Öyle hesaplıyor. Şimdi elindeki bir miktar cevizi x kadar olsun bilmiyorum ya. 2 bölü 3'ünün şimdi 3 bölü 4'ünü hesaplarken ters çevirecek. Çarpı 4 bölü 3 şeklinde yanlış hesaplayacak. Buradan ne geldi? X çarpı 8 bölü 9 oldu. Sonra evet. Peki bunu doğru hesaplasaydı nasıl olacaktı? X çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 olacaktı. O da eşittir 6x bölü 12. Diyor ki kaç katı kadar fazladır demiş. X'leri sokmayabiliriz işlemimize artık. O yüzden farklarını alacağım. 8 bölü 9 eksi 6 bölü 12. Nerede eşitleyelim? 36'da eşitleyelim. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Oradan ne geldi? 32 eksi 18 bölü 36 geldi. 7 bölü 7 bölü 18 geliyor o da. Cevap Ceyhan. Üçüncü soru. Ailenin tahtadan yapılmış cetvenin üzerine bir 8 bir de 15 sayılarına birer çivi çakıyor. 8'in üzerinde bulunan çiviye 5 santim uzunluğuna bir ip bağlıyormuş. Şimdi burada 5 santim uzunluğuna bir ip var. Bu sağa da gidebilir ipin uzunluğu, sola da gidebilir. 5 santim uzunluğundaymış. 15'in üzerinde 6 santim uzunluğunda vermiş. Bu uzunluk yani şöyle düşünün, sağa da gidebilir, sola da gidebilir. Elimdeki ipin ip. Bu da 6 santimetre uzunluğundaymış. Bu eşitsizlik sistemi ne olacak o zaman? Şurasını hesaplarsam x eksi 8 küçük eşittir. Şimdi artı eksi 5 arasında değişecek o zaman bu. Mutlak değer oldu. O yüzden 5. Bu da ne olacak o zaman? Mutlak değer x eksi 15 küçük eşittir 6 olacak. Cevabım Edirne. 14. soruda bir ipim var. Bu ipi ilk önce 2 eş parçaya ayırıyor. Daha sonra her bir parçayı 3 eş parçaya ayırıyor. Diyor ki 8. adımın sonunda oluşan bir parçanın uzunluğuyla 17. adımda oluşan bir parçanın uzunluğunu kaç katı olacak diyor. Şimdi bir 8 bir de 17. Biz bu 17. adımı değil de ilk önce bir 16. adımı düşünelim. Anlaştık mı? 16. adımda bakalım ne kadar fark olduğunu. Tam katını bir alayım. Tam katını aldığım için o zaman bunu bir 2 katı gelecek. Tamam mı? 2 katı cebimde. Şimdi bunlar ilk önce 2 eş parçaya bölüyor. 3 eş parçaya bölüyor her birini. Aslında bu şu şekilde düşünün. Bir şeyin karesi şeklinde de gidecek. Şimdi 17. adımda aradaki farkım ne benim? 9. Bir şeyin karesi şeklinde ilerlediği için o zaman 9'un karesi örüntüm o şekilde geliyor. Çarpı 16. adımda da o zaman 2 üzeri 16'yı nasıl düşünürüm? 2 üzeri 4 şeklinde düşünebilirim. Öyle değil mi? Şimdi bunları düzenlersem ben 2 çarpı 9 3'ün karesinin karesi şeklinde yazdık. Çarpı 2 üzeri 4. Burada 4'ler ortak ya, şimdi şöyle yapalım. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Ortak alacağım. 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 4 yaptı. O da 2 çarpı 6 üzeri 4 yaptı. Tam bu örüntüyü oluşturmamız lazım. O yüzden böyle düşündük. Cevabım
Bursa geldi. Beşinci soruda ilk önce bunların bir hacimlerini bulalım. Şekil 1'deki hacimle taban alanı çarpı yükseklik. Burası 48H1. Şekil 2'de ise taban alanı çarpı, bu bir küpmüş. 4 kare 16. 16H2 hacimleri. Şimdi bunların ikisi karıştırılıyormuş. Ve şu şekilde tuzlu su birinci de %20 imiş. Şimdi 48 hacimlik %20'si tuzlu su artı diğeri de 16 çarpı %60'ı şurası %60'ı tuzlu suymuş. Eşitmiş. Bunlar neye karıştırılıyor? %30'luk tuzlu karışım oluşuyormuş. Ama ne kadar hacim olduğunu bilmiyorum. O da 30 bölü 100'lük bir karışım oldu. Gerekli işlemler yaptığımız zaman burada 960 artı 960 eşittir x çarpı 30'a tekabül ediyor. X buradan 64 oldu. Yani hacim 64 oldu boşalttığım kabın. Şimdi burada 48 hacimliydi. 16 hacimli daha ne yaptı? 64 hacimli. Yani bütün hacimleri birbirine toplamı da 64 geldi. Dolayısıyla bunun o zaman H1 ve H2 oranları da birbirine aynı. Yani ne geliyor? 1 geliyor. Şimdi dengede olmayan A ve B eşitlik konu teraziye verilmiş. Ağırlıklar gösterilmiş. Şimdi A kefesindekilerini ben yazdım. B kefesindekilerini de yazdım. Burada yazdıktan sonra ne diyor? 2 kilogramlık bir cismi diyor. Kilogram alıp diyor. B'den alıp A'ya koyacakmışım. Buradan aldım. Buraya koyduğum takdirde şuradan 2'yi çıkardık. Buraya artı 2'yi eklediğim zaman bunlar dengeye geliyorlarmış. Bana C'de diyor ki 2 tane üçgen eşittir 3 tane topan. Bunun olabilmesi için de zaten şurası da artı 2 eklediğim zaman 3 topa eşit oluyor. 3 topa eşit oldu burası da. Eşittir 2 tane üçgen artı o zaman. Buraya 2 kilogramlık kefesinde ağırlık koymam lazım. Dolayısıyla cevabım Bursa geldi. O 17. soru fonksiyon sorusu. Grafiklere verilmiş. Daima doğrudur demiş. X küçük eşittir A için. X küçük eşittir A için bakalım. Fx'in aldığı değerler negatif değerlerdir. Gx'in aldığı değerler pozitif değerlerdir. Dolayısıyla çarpımları negatif geldi. Biri şurası negatif. Şurası pozitif. Dolayısıyla negatif geldi. Doğru. Bir doğru. Şimdi A küçüktür. Ne demiş? X küçüktür 0 için. Fx'im pozitif değerler alır. Şimdi bak fx'im pozitif değerler alır. Gx'im de pozitif değerler alır. Dolayısıyla 0'dan büyük doğrudur. Şimdi A ve B arasındaymış x. A ve B arasında negatif değerler alacağı için fonksiyonum 0'dan büyük gelmez. Yanlış. Cevabım Ceyhan. O 18. soruda x'ye ikilisi kaç farklı şekilde vardır demiş. Şimdi bakıyoruz. X'ye 2 değerini verdiğim zaman y'ye 4 değerini verirsem işte 4 küçüktür, 6 küçüktür, 8 küçüktür, 15 olacak, sağlayacak. 2'ye 5 olabilir değil mi? Burası 10 olabilir. 2'ye 6 olabilir. 2'ye 7 olabilir. Benzer şekilde x'e 3 değerini verirsem 3'e 5 olabilir. 3'e 6, 3'e 7 olabilir. Bu arada yani 4 ve 15 arasındadır. 4 verdiğim zaman 7 olur. 5 verdiğim zaman aşacağı için veremem. Toplamda kaç tane oldu? 8 tane oldu. Cevabım Denizli. Soruda. Şimdi sütten kaymak kaymaktan tereyağı yapılıyormuş.
Sütten kaymak yaparken %20'sini kaybediyormuş. 100x diyelim mesela biz buna. 100x'in %20'sini kaybettiğim zaman 80x'i kalacak. Tereyağı yaparken de %30'unu kaybediyormuşum. 80x'in %30'u ne yapar? 24x yapar. 80x'in 24x'den 56x. 56x'lik kısmı aslında 20 TL'ye satıyor bu. Ve bu sattığından %30 kârla 4200 TL kâr elde ediyor. Şimdi bunun biz Y liradan satıldığını varsayalım. Yani şöyle yapalım isterseniz. Y demeyelim de. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Burada Y'nin tam Y diyelim. Y'nin %30'luk kısmı, 30 bölü 100'lük kısmını ne yapıyorum? Ne kadar elde ediyorum? 4200 TL kar elde ediyorum. Y buradan ne geliyor? 14.000 geliyor. Bu 14.000'lik kısmı 56x kilogramdan karım elde ediyorum. Böyle 56 der isem 250 yapacak. Şimdi buradan %20 ve %30'luk bir kaybım var. %50'lik kısmından elde ediyorum o zaman ben. 250 ile çarptığım takdirde 1250 kilogram elde ediyorum süt miktarını. Cevabım Adana geliyor. Soru bir manav var. Manav elindeki karpuzları her bir küpede 36 karpuz olacak şekilde boşaltıyor. Şu şekilde örnek olarak gösterdim ben. Şimdi bir de diyor ki manav kamyonun küpelere boşalttığı karpuzların sayısı onar basamağı 6 olacakmış. Şimdi 4 basamak sayılacak, onar basamağı 6 olacak. Yazdım. Evde rakamları farklı olacakmış. En büyük diyor. Şimdi en büyük o zaman 9'u yerleştirdik, 8'i yerleştirdik. Şimdi son iki basamağın 36'nın katı olmalı, öyle değil mi? 36'nın katı olması için 4 olacak. Rakamlar toplamını sormuş. Hepsini topladığımız takdirde cevabımız 27 gelir Adana. Soru. İpek şimdi kütüphaneden 800 sayfalık bir roman almış. Cuma günü aldığı kitaptan bir miktar okuyan ne kadar okuduğunu bilmedim. Bilmediğimiz için x sayfa kadar okunsun okunanı cuma günü. Cumartesi günü bunun 4 katı kadar, 4x'i kadar. Pazar günü de 4x'in 4 bölü 5'i kadar okuyor. Şimdi 800 sayfalık kitapta kalan okumadığı sayfa sayısını sormuş. Hemen bakalım o zaman. Grafiklerden gideceğiz çünkü. 800 sayfalık. Şimdi bakalım A şıkkına. 760'ı okunmamış. 760'ı okunmamış ise bunun 40'ı okundu. 40'ı cuma günü okundu. Cumartesi günü 4 katını alacaktık. 160 okunan kısım. Okunmayan kısmı ne kalır? 800'den çıkardığım zaman 600 kalır. Bu da 500 demiş. Gitti. 760, 480 gitti. C şıkkına bakalım. 750 okunmamış. Okunan ne? 50 o zaman. Peki cumartesi günü bunun 4 katı 200 okumuş. 800 sayfalık 200'ünü bunun okudu. 750'sini 800 sayfalık. İlk başta 50'sini okudu. 750 okunmamış kaldı. 200'ünü okudu. 550'den çıkardık. 750'den çıkardık. 550 okunmamış oldu. Şimdi 200'ün de pazar günü 4 bölü 5'i ne yaptı? 60 yaptı. Bu da okunmuş kısmı. Okunmamış ne kalıyor o zaman? 390 kalıyor. Cevap Ceyhan geldi zaten. Sorudan zeytinler var. Kilogramları verilmiş. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf şeklinde yerleştirilmiş. Şimdi eğer ben üçüncü sınıfa 100x der isem diyor ki ikinci sınıf, üçüncü sınıfın, ikinci sınıf, üçüncü sınıfın %60 fazlasıysa ikinci sınıfta 160x olur. 160x'in de birinci sınıf ne diyor? %25 fazlası 160'ın 160 şöyle yapalım. 160x'in 25 bölü 100 yani 1 bölü 4'ü ne yapacak? O da 200x yapacak. 200x yapacak. Sıfırları atalım. Bu 20x olsun. Bu 16x olsun. Bu da 10x olsun. Kilogram cinsinden yazdığım zaman. Şimdi toplamda da 25.600 TL
elde ettiğine göre diyor. O zaman çarpacağız. Ne olacak? 20x çarpı 400 kilogramdı artı 16x çarpı ikinci sınıftan da 600 kilogramdı artı 10x çarpı 800 kilogramdı. Toplamda 25.600 TL. X buradan ne gelir? Burası 25.600x yapar. Eşittir 25.600. X buradan 1 geldi. İkinci sınıf zeytinin kilogram cinsinden satış fiyatı 16x demiştik. X'i 1 bulduk ve geldi 16. Üçüncü soru. A kümesini pozitif bölen sayısı 3 olan doğal sayılar demiş. Şimdi bu sayıları bize vermiş. 4, 9, 12, 21 ve 35 sayılarını vermiş. Hemen bakalım pozitif bölen sayısı 4'e bakalım. 4, 2'nin karesi şeklinde yazdık. Pozitif bölen sayısı 3 oldu. Sağlandı. Şimdi 3 olan demiş. 9, 9, 3'ün karesidir. Pozitif bölen sayısı 3'tür. 12, 3 çarpı 2'nin karesi pozitif bölen sayısı 6'dır. Olmaz. 21 olmaz. 35 olmaz. Yani A kümesine geldi o zaman. A kümesinin eleman sayıları 3 ve 9 geldi. B kümesinin eleman sayıları 100'den küçük tek doğal sayılar demiş. Bu sayılar arasından tabii ki. Ne gelir o da? 9, 21. 35 geldi. Şimdi C sayısı da demiş ki 3 ile tam bölünebilen. 9, 12 ve 21'dir. B fark C 35 sayısıdır. Virgül. A kümesi de 3 ve 9'du. Hangisi var şıklardan? 3 var. 23 Ceyhan. Dördüncü soruda tablo verilmiş. Bir ayakkabı fabrikasında çalışan 5 işçinin kaç saatte kaç çift ayakkabı yaptığı verilmiş. Şimdi bakalım. Ali 10 saatte 30 çift ayakkabı yapıyormuş. 1 saatte 30 bölü 10'dan 3 çift ayakkabı yapar. Kazım 10 bölü 5'ten 2 çift ayakkabı yapar. Emre 1 ayakkabı yapar. Hasan 4 ayakkabı yapar. 1 saatte Hakan da 2 çift ayakkabı yapar. Şimdi 8 saat çalışıyormuş bunlar. Günlük çalışma süreleri 8 saatmiş. 8 saatte o zaman Ali 3 çarpı 8'den 24 ayakkabı yapar. Kazım 2 çarpı 8'den 16 ayakkabı yapar. Benzer şekilde Emre 8 ayakkabı yapar. Hakan 32 ayakkabı yapar. Hasan 32, Hakan 16. Yani bunlar toplam bir günde yaptığı 96 ayakkabı. Bir günde 96. Kaç gün çalışıyorlarmış? 5 gün. Çarpı 5 ne yaptı? 480 ayakkabı yaptı bunlar. Sonra ne kadar yapmışlar? Toplamda 1440. 1440 eksi 480. Geriye ne kadar ayakkabı kaldı? 960 ayakkabı kaldı. Kim işi bıraktı? Hakan bırakmış. Hakan ve Kazım işi bırakmış. Bunlar yok. Geriye hangi arkadaşlar kaldı? 24 Ali kaldı. 24 yapıyor 8 saatte ayakkabı. Artı 8 çift ayakkabı yapabilen arkadaşımız var. Artı 32. Yani toplamda 64 ayakkabı yapabiliyorlar bir günde. Kaç tane ayakkabım kalmıştı? 960 ayakkabım kalmıştı. Kaç arkadaş çalışacak? 3 arkadaş çalışacak. Bir günde ne kadar yapıyorlar? 64. O da eşittir 5 yapar. 5 gün gecikmeli olarak bitirirler bu işi. Cevap Edirne. Soruda. Şimdi ilk önce şunu bir grafiği bir okuyalım. Yol zaman grafiği verilmiş. X 600 kilometre gitmiş 6 saatte. Y 6 saatte 420 kilometre gitmiş. X eşittir V çarpı D bağıntımızdan. X 600 eşittir VX hızını bilmiyorum. Çarpı 6'dan hızım VX oldu. VX hızıyla gidiyormuş. X 100 hızıyla gidiyormuş. Y ise 6 saatte 420 kilometre gidiyordu. X eşittir V çarpı T'den Y'nin hızı 70 kilometre oldu. Şimdi kilometre bölü saat oldu. Bakalım burada şu yamukta. Şuradan hemen bir dikinelim. Dikindikten sonra
Karşılıklı kenarlar birbirine eşit oldu. Burası 190 kilometre ise buraya ne kaldı? 50 kilometre kaldı. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Şurası şuraya h dersem burası 120 oldu. 5, 12, 13'ten burası 130 kilometre bulduk. Tamamdır DC arasını. Şimdi bakıyorsunuz VX 100 km bölü saat hızla geliyor. V'ye 70 km bölü saat hızla geliyor. Şimdi VX o zaman daha hızlı. Daha hızlı olduğu için daha çok yol alacak. Dolayısıyla DC arasında karşılaşamaz bunlar. Yani D ve E şıkları gitti gördüğünüz gibi otomatikman. Bunlar BC arasında ilk kez karşılaşacaklar. Şimdi bakalım. Nerede karşılaşacaklar? BC arasında B'ye 100 km uzaklıkta demiş. Şimdi B 100 km uzaklıkta derse şurası. Şuradan 100 km gidecek diyor. Hesaplayalım. Y ne kadar gidecek? Bakalım. Buradan 120 gitti. Buradan 100 gitti. Toplamda 220 km gitti. 220 bölü 70 eşit değildir. Bu zaten x 190 gidecek. Buradan 130 gidecek. Buradan da 140 gelecek. Karşılaşırlarsa mesela şuradan. Dolayısıyla eşit değildir. 460 bölü 100'e. Zamanla eşit gelmedi. A da gitti. B şıkkına bakalım. BC arasından C'ye 100 kilometre. Şimdi şurasını hemen ben bir sileyim. B şıkkında ise şimdi A gitmişti. D gitti, E gitti. B şıkkında C'yi 100 kilometre. C'yi 100 kilometre uzaklıkta. Burada olduğu takdirde. Şimdi ne kadar gelecek o zaman? Şurada da 140 kaldı. 120 artı 140 gelecek. Y bölü 70 eşit değildir. 190 artı 130 artı 100 bölü 100'e. O yüzden bu da gitti. C şıkkına bakalım. C'yi 80 kilometre. C'ye 80 kilometre olduğu zaman ne olacak? Şurasını hemen şöyle yapıp verelim. C'ye 80 kilometre uzaklıkta. 80. Buraya ne kaldı? 160 kaldı. Şimdi Y ne kadar gelecek o zaman? Y'nin geldiği şuraya Y'yi inceleyelim. 120 kilometre geldi, 160 kilometre geldi. Yani 280 kilometre geldi. 280 bölü hızım ne kadardı? 70'ti. 4 saatte gelecek. X bakalım x'in geldiği yol 190 artı 130 artı 80 gelecek. O da ne yaptı? 400 yaptı. 400 bölü 100 kilometre bölü saat hızla gelmişti. O da eşittir. 4 saat yaptı. Gerçekten de BC arasında C'ye 80 km uzaklıkta bunlar karşılaşırlar. Cevabım Ceyhan. Altıncı sorudan. Elinde 6 tane özdeş matematik kitabı olan ve kitabı kalan bir kırtasiyeci işte bu kitapları yerleştirecekmiş. Şimdi birinci bölmede en çok 3 kitap bulunacakmış. En çok 3 kitap bulunacaksan 2 kitap da olabilir, 1 kitap da olabilir. Şimdi her bölmede birer tane kitap olacakmış en az. Tamam. Üçüncü bölmede 2 kitap bulunmayacaktır diyor. 2 kitap bulunmayacaksa 1 kitap bulunabilir, 3 kitap bulunabilir, 4 kitap bulunabilir. Şimdi birinci bölmede 3 kitap bulunursa ikinci bölmede 2 kitap bulunabilir, 1 kitap bulunabilir. O zaman birinci bölmede 2 kitap da bulunabilir, 1 kitap da bulunabilir. Birinci bölmede 2 kitap olabilir. İkinci bölmede 1 kitap olabilir. Üçüncü bölmede 3 kitap olabilir. Şartımız sağlıyor. 2 kitap olabilir yine birinci bölmede. Benzer şekilde burada 3 kitap olabilir. Burada 1 kitap olabilir. Birinci bölmede 1 kitap. İkinci bölmede 1 kitap. Üçüncü bölmede 4 kitap olabilir. 1 kitap, 2 kitap, 3 kitap olabilir. 1 kitap, 4 kitap, 1 kitap olabilir. Toplamda 6 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Cevabımız Bursa. 27. soru. Şekil 1'deki A'ymış. 5 bölü 12'si. 12'de 5'i boyanmış. Şekil 2'de B'ymiş. 3 bölü 8'i. A üzeri eksi 1 bölü B üzeri eksi 1'miş. A üzeri eksi 1 çarpı bu ters çevriliyordu. 1 bölü B üzeri eksi 1. A üzeri eksi 1'de 1 bölü A çarpı 1 bölü B üzeri eksi 1'de 1 bölü B o da eşittir. 1 bölü A çarpı payda ters çevrilip yukarı geliyordu. B oldu. A neydi? 1 bölü 5 bölü 12 çarpı
B'de 3 bölü 8 idi. O da eşittir. Bunu ters çevirdik. 12 bölü 5 çarpı 3 bölü 8 sadeleştirdik. Şöyle çarptık. 9 bölü 10. O da eşittir 0,9. C. sekizinci soru fonksiyon sorusu. Reel sayılar üzerine tanımlı bir f fonksiyonu varmış. Fx'i diyor ki x ile x kare arasındaki asal sayıların sayısı şeklinde tanımlıyor. Yani mesela f eksi 9 ne olacak o zaman? Eksi 9 ile eksi 9'un karesi yani 81 arasındaki asal sayıların sayısı. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 ve 79 sayılarıdır. Yani sayısı kaç tane saydığımızda 22 tane olacak. F7 ne olacak o zaman? F7 7 ile 49 arasındaki asal sayıların sayısı kadar. O da 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47'dir. 11 adettir. F-7'de ne olacak o zaman? Eksi